Helal olsun usta. Usta nerede? Ne ustası abi? Usta nerede Cahit? Abi Polat abi yok. Kim ateş etti o zaman lan? Ben abi. Usta mı yolladı seni? Yok abi. Şurada. Arabayı getir, konuşacağım, nefes alamıyorum. Tamam, ne dur için, hadi. Niye kafana göre iş yapıyorsun kardeşim? Abi adamları toplamışsın. Polat abi yok diye niye intikamımızdan vazgeçelim ki? Daha dün gelip bugün intikam peşine mi düştün? Burada olduğumu nereden biliyordun? Takip ettim abi seni. Kimin adamısın lan sen? Kime çalışıyorsun? Hangi istihbarata çalışıyorsun? Ben kimseye çalışmıyorum. Sen kimseye çalışmıyorsun ama ben Azrail'e çalışıyorum. Seninle. Kim lan bunlar? İsrail'ler. Patronlarını almaya gelmişler. O zaman senin de patronun gelsin... Seni benim elimden alsın.
İhtiyarlar için çalışıyorum. Git o ihtiyarlara söyle, benim peşime seni takacaklarına baş adamlarını balıkçılıktan kurtarsınlar. Bir dahaki sefere de bu tetik düşer Cahit. Gördüğün son ihtiyar ben olurum. Polat Bey buraya hiç gelmedi. Polat buraya gelmediyse senin burada ne işin var? Saklıyorsun. Hiçbir şey saklamıyorum. Yenge, benim gitmem lazım. Eve bakacağım. Gitmenizi rica edebilir miyim? Karşınıza böyle çıktığım için sizden çok özür dilerim Ebru Hanım. Belki inanmayacaksınız ama yıldırım aşkı diye bir şey varmış. Sizi tanıştırayım. Sevgilim Gaye. Çapkınlık yapmak için buradan başka bir yer bulamadınız mı? Korkunç bir tesadüf. Tabii gizli iş çevirince böyle istenmeyen tesadüfler oluyor. Senin ne işin var burada kardeşim? Senin bir abin, görev ve sorumluluğun yok mu? Sizden bu hususu eşiniz beyefendiye anlatmamanızı istemem. Çok ileri gitmek mi olur? Malum Asu Hanım'ı kaybedeli çok az zaman oldu. Hem de şirket içi bir ilişkiye belki sıcak bakmayabilir. Ne yapacağız? Bilmiyorum. Neredesin sen Ebru? Kaç saattir seni arıyorum. Asıl sen neredesin? Yürüyordum. Senin ne işin var burada Kazım? Abi, Memati abi silahsız vaziyette İskender'le ve İsraililerle buluşmaya gitti. Abi gelip beni kurtarsın yoksa beni öldürecekler dedi. Ne kadar zaman önce gitti? Bir saat olmuştur abi. O zaman olan olmuştur Kazım. Yapacak bir şey yok. Hadi gülüm, iyi geceler. İyi geceler abi. Tuncay'dan haberin var mı? Ne Tuncay'ı? Tuncay Bey de seni sormuştu. Kimseyle uğraşamam. Az kalsın kaburganız kırılıyormuş. Boş konuşma doktor. Benim asıl kalbim kırık. Geçmiş olsun. Ne
Yani şimdi sen Polat mı yaptı değilsin? He? Kim yapacak başka? Adam dükkanı kapattı gitti. Sen hala değilsin ki Polat yaptı. Polat'tan başkası bunu yapmaz. Polat yapsa önce sağ sıkar. Kele niye sıksın? Kele sıktı. Bana sıktı. Sana niye sıkmadı diye soruyor muyum Zaza? Kimi ilk niye sıktığı boş ver. Git kim sıktı onu öğren. Abi evde yoktu önce. Sonra bir yere gittik Engel'e. Orada Tuncay Bey'le sevgilisi vardı. Dedikodu yap demedim Kazım. Polat Elemdar niye gelmedi diye soruyorum. Abi sonra eve döndük. Abi kitap okuyordu. Bu saatten sonra ne olmuşsa olmuştur dedi. Beni yolladı. Dün getirdiği çocuk hayatımızı kurtarmak için peşimize düşsün. Kendisi gelmesin öyle mi? Abicim duygusal davranmamak lazım. Git onu Polat abine söyle. O duygusal davranmasın. Buyurun efendim. İşin içinde Polat var mı? Yok efendim. Polat Alemdar olay sırasında evinde. Kim yapmış o zaman? Cahit isimli adamları. Polat'ın bilgisi dahilinde mi değil mi? Buna dair hiçbir görüşme kaydı yok. Cahit'le Polat'ın iletişim içinde olduğuna dair bir tespitimiz de yok efendim. O zaman bırakalım İsrailli dostlarımız yapacaklarını yapsınlar. Polat Alemdar adamının arkasında mı değil mi anlarız. Gel. Heh. Bayanlanmasın diye senin adamlarına sordum. Diler ki Polat'ın mevzuyla alakası yok. Yeni adamı yok mu bir tane? O yapmış. Neydi adı? Sen inanıyor musun buna? Ben sağ dedim koyunun yanından çekil diye. Çekilmedin. Şimdi bağ mı sorusun? Bir çocuk kendi başına durumdan vazife çıkarmış, dürbünlü tüfekle bize sıkmış öyle mi? Yani İskender Bey sen devleti yönetem derken birinden vazife mi alisin? Yoksa durumdan vazife mi çıkarisin? İbrahim Velid'le görüş. Memati'nin her şeyden haberi olduğunu söyle. Toz işine onu da katmaya çalışsın. Yoksa Memati onu toz eder. Ya İskender Bey söylemeyeyim diyeyim ama içimdeki kurt beni dürtü. Ya bak Memati keli vurdu. Antisepici oldu. Antisepici ne? Ya bu İsrailleri sevmeyenlere İsrailler ne diyeyim? İşte bunlar artık hasım. Bırak Memati de adam da belasını İsraillerden bulsun. Biz niye karışık? Eğer işin içinde Polat yoksa ben Memati'yi kimseye yedirmem. O bana lazım. Hmm.
Eline sağlık. Afiyet olsun. Ben çıkıyorum. Nereye? Balığa. Canım başka bir şey istiyorsa gidip alayım. Yok, onun için sormadım. Güzel mi kitap? Çok güzel. Az kaldı, bitirince vereyim, sen de oku. Olur. Yanına geldim. Aslında biraz yalnız kalmak bana iyi geliyor. Tuncay seni sordu dedim, hiç ilgilenmedin bile. Bu yüzden mi suratın asık? Tamam, pardon. Ne dedi Tuncay? Ne dediği değil, ne yaptığı önemli. Adam yeni geldiğimiz evin iki adım ilerisini garsoniyer yapmış, senin umurunda değil. Neden? Ne garsoniyeri? Tuncay! Tuncay! Kim vardı yanında dedin? Elini tuttuğun doktor. Ben kimsenin elini tutmadım Ebru. Elini tutan doktor o zaman. Kadın Tuncay'ın sevgilisi diyorsun. Niye kıskanıyorsun o zaman? Ya niye kıskanayım? Sadece anlamaya çalışıyorum. Arayalım Tuncay'ı, gelsin anlatsın. Tamam Polat. Ben vazgeçtim. Haberin var mı yok mu diye merak ediyordum. Yokmuş haberin. Öğreneceğimi öğrendim. Hadi gidelim. Yok yok. Tuncay gelsin. Şimdi de ben merak ettim. Eğer Cahide alırsam Memati benimle mümkün değil işbirliği yapmaz. Yapar. Daha çok köşeye sıkıştır ki seninle pazarlığa otursun. Hem Cahide al, hem Erhan'ı al. Daha doğrusu sen değil, bırak polis alsın. Sen gerektiğinde kurtar. İsrailliler. Memati ile pazarlık masasına oturan dün onlardı. Yarın da onlar olacaktır. O yüzden elini çabuk tut.
Siz delirdiniz mi? Adamın hem arkasından gizli iş çeviriyorsunuz, hem de adama bak biz neler yapıyoruz de diyorsunuz. Nemati'den bahsediyoruz, sıradan bir adamdan değil. Pambuk olmuş, pambuk. Ne söylesen eyvallah. O zaman git söyle. Ben söyledim zaten. İrbağ'ın bu işi yapı diye söyledim. İyi halt etmişsin. Kardeşim, bahçemizde yetiştirdiğimiz armudu mu satıyoruz? Ona söylüyorsun, buna söylüyorsun. Bedri ne diyecek bu işe? Bedri'nin arkasındakiler ne diyecek? İrbağ, herif bizi bir kuyunun etrafına toplamış. Birimiz düştü mü, hepimiz ardından gideceğiz. Ya Memati'yi kuyudan çekip çıkaracağız, ya da geçmiş olsun. Zaza, İskender'le ne plan yapıyorsanız yanlış plan yapıyorsunuz. Duydun mu Cevherim? İrbağ'ın ben sevmemiş. Yarın öbür gün bir şey kaybolur, öyle bir sever ki seni dayı. He, kızı değilsin. Bir tek kızını sevi. Ne zaman geldi o yurt dışından? Bu hayatta sevdiğim bir kızım var. Herkes bana karşı onu kullanıyor. Bir gün tepemi tasını attıracaksınız. Önce onu boğacağım, sonra hepinizi. Ne diyorsun Cemal? Dedeğimizi yapacak mı? Ayı hiç yavrusunu boğar mı dayı? Tabii ki yapacak. Tuncay abi nerede? Polat Bey çağırdı, yanına gitti. Bir şey mi oldu? İnsanımızda bilgilendirmek gibi özellik yok ki. Tuncay Bey ne oldu? Sana ne kardeşim? Cevap bu. Peki hastanenin kontrolü kimde olacak? Kim durumdan vazife çıkarırsa? Kim çıkarır? Hüsnü Yalınkılıç. Hüsnü abi senin bir şeye canın mı sıkkın? Günaydın Erhan. Hüsnü Yalınkılıç aylardır neler çekiyor? Sen yeni soruyorsun. Abi bir derdin varsa sormadan anlat. Ben akıllı adamım kardeşim. Sorulmadan dert anlatana ayrıca deli derler. Sen burada niye oturuyorsun? Niye ofiste değilsin? Memati abi istemiyor. Memati Bey istemezlik hastalığına tutulmuş. Gülendam Hanım'ın ders istivacına talibim istemezlik. Ofise gelelim, istemezlik. Senin derdin bu muydu Hüsnü abi? E niye anlatmıyorsun gönül doktoruna? Anlat hemen halletsin. Ben daha ne anlatayım doktorcuğum? Sen anlat. Erhan Ufuk, Cahit Kayaoğlu tutuklusunuz. Ne hadi oluyor, niye? Merkeze gidince öğrenirsiniz. Ne yapıyorsunuz? Ne oluyor? Yürü yürü. Bırakın kardeşim gönül doktorumu. Vicdansızlar. Efendim, bin bir özür diliyorum. En büyük kabahatim bu durumu size daha önceden bildirmemiş olmam. Özel hayatını dertleşecek değilim. Ama ailemle bulunduğum yerde buna müsaade edecek de değilim. Sizin burada olduğunuzu bilmiyordum efendim. Koca İstanbul'da gidecek başka yer mi yok? Efendim, ismimiz büyük. Adımız böyle şeylerle anılmasın diye buraya geldim. Sizin bir gün bu evi kullanacağınızı nereden bilebilirdim? Özür dilerim kafamı dinlemek istediğim için. Estağfurullah, ben özür dilerim. Hem sizden hem de kıymetli eşinizden. Ayrıca belirtmek isterim ki birbirinize çok yakışıyorsunuz. Ben de özür diliyorum sizi zor durumda bıraktığım için ama siz de birbirinize yakışmışsınız doktor hanım Tuncay Bey. Biraz yaş farkı var tabii. Gerçi Gaye Hanım genç gösterdiğimi söylüyor ama yine de aradaki farkı ben sporla kapatmaya çalışıyorum. Bundan sonrasını evde baş başa konuşabilir misiniz? Rast gelsin. Gaye Hanım boğa burcu, bense balık.
Astrologlara göre bu iki burç çok iyi anlaşıyor. Ama tabii bilmiyorum. Şu taraftan gidelim. Şöyle kesin. İşe gitmeyecek misin? İşi bıraktım. Ne demek canım bıraktım? Diyordun ya bu işleri bırak diye. Bıraktık işte. O zaman git yeni iş bak. Evde ne oturuyorsun? Evim değil mi? İster otururum ister amuda kalkarım. Mamoş ne yiyecek ne içecek? Vır 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 vır. Gülendam şişirme kafamı. Param var. Hazıra daha dayanmaz. Git kapıya bak. Hüsnü gelmiştir. Gül ağacının dibindeki silahı al, kafasına sık. Elimi sana verdim Gülendam. Allah korusun. Ne işi var Hüsnü Bey'in bu saatte? Ne yapıyorsunuz Hüsnü Bey? Memati abi içeride. Sevdam için değil, iş için geldim. İki günde böyle olduk demek. İki asır geçse hissiyatım değişmez Endam Hanım. Hüsnün seni neydi Berna zide kalmer mi? Hüsnü, devlet düşmanlarına sıkmaya tövbe ettim. Namus düşmanlarına değil. Teessüf ederim. Ben namus düşmanı değilim. Aksine ısrarlı bir bekçisiyim. Hüsnü vermiyorum. Efendim, polisler Cahit'le Erhan Beyefendi'yi gözaltına aldılar. Ne diye almışlar? Efendim, dün gece bir husus yaşanmış, onun üstüne almışlar. Erhan'la ne alakası var? Bilmiyorum efendim. İçeride yatsınlar işte. Sanki dışarıda yapılacak bir iş var. Bunlar nasılsa beni de alırlar. Bari üstümüze adam gibi bir şey giyelim. Efendim, gözünüz arkada kalmasın. Ben ailenize layıkı ve çiğle bakarım. İbrahim'ciğim, tahminimden daha sabırlı çıktın. Ben senin Zaza'yı da İskender'i de boğacağını düşünüyordum. Sizin izniniz olmadan işe yapmak istemedim. Sen İskender ne diyorsa onu yap. Benim her şeyden haberim var. Her şeyi takip ediyorum. Sizin Memati'den haberiniz var mı? Niye bu adamı dikkate almadığınızı anlamıyorum. Bu adamla hasım olunmaz. Hele ben hiç olmam. Olmayacaksın. Merak etme. Memati biraz bağırıp çağırıp sonra seninle iş yapmayı kabul edecek. Ne yapıyorsun sen?
Asıl siz burada ne yapıyorsunuz? Sen nasıl görevini bırakırsın? Biz seni balık tutman için mi seçtik? Siz de buna inandıysanız inanmayan kalmamıştır. Anlamadım. Benimle gelin. Balık tutmayı bırakıp nereye gidiyor? Ormanın içine giriyor. Takip edemiyoruz. Ne sürelerde kayboluyor? Değişiyor. Ama bir saatten fazla kayıtlarımızda olmadığı yok. Birilerini yollayın gece, etrafı iyice araştırsın. Yakalanmadan. Siz burada bekleyin. Evde biri var. Onu yollayıp sizi çağıracağım. Yerleştiniz mi yeniden? Neredeyse. Eşiniz yeniden gelir mi? Gelmez. Cahit'in bıraktığı malzemeleri aldın mı? Birazdan almaya gideceğim. Tuncay Bey gelsin. Ben buradayım. Sen git al gel. Peki. Bir şeye canın mı sıkkın? Yok. Kız kim? Doktor. Ne iş çevirdiğini anlatacak mısın? Ortak, uzun zamandır limana uğramıyorsun. Uğramayınca ortalık toz olmuş diye duydum. Birkaç firma yanlış yapmış. Ben de yedim. Ortak, duydum ki patron işi bırakmış. Diyorsun ki patron yok, değneksiz köyde köpek çok. Ben diyorum ki gel bu işi beraber yapalım. İbo, benim size yapacağımı bile bile bu işi nasıl çeviriyorsunuz? Bir de gel beraber yapalım diyorsun. Memati,
Sen bu alemi benden daha iyi bilirsin. Sen dükkanı sahipsiz bırakırsan, dükkana sahip çıkan çok olur. Ayrıca bu alemin en büyük kuralı ne? Ne? Kızın büyüğünü ortağına sokacaksın ki diğerleri desin ki bu ortağına bunu yaptıysa bize kim bilir neler yapar. Peki bu kazara ben tövbemi bozarsam o tozların hepsini kızına yedirir miyim, yedirmez miyim? Bir halt ettim, birisiyle beraber oldum. Bir halt ettim, çocuğu doğurmasına izin verdim. Bir halt ettim, çocuk kız oldu. Ne kızım varmış birader. Memati Baş, ifadene başvuracağız. Tırsma tırsma, toz işi değil. Memati Baş 24 saattir benimle. Ortağımızla beraber 24 saattir hesapları inceledik. Buradan çıkmadık. Hele bana şahit olana bakın. Sana kim inanır ayı? Memati. Demedi deme. Ben kıyamı yapmışım. Gün olur senden de aynısını beklerim. Aman. Eğer bu kararı vermeseydim Abdüley'i öldüreceklerdi. Risk almak zorundaydım, aldım. Peki nasıl yaptın? Hem Abdüley'in ölüm raporu var, hem de Ünsal gözleriyle Abdüley'in öldüğünü görmüş. Kaldır beni. Abi nereye? Abdüley'in yanına. Benimle gel Tuncay. Sen burada kal. Sen daha önce yoğun bakımda çalıştın mı? Yok, çalışmadım. Hiç duran kalbi çalıştırdın mı? Hayır, ilk defa yaptım. Nereden biliyorsun da yapıyorsun? Usta haber yolladım durumu iyi diye gelmedi mi? Geldi, geldi. Memati, Ünsal buradaymış, bir baksana ona. Tamam usta. Şu anda normal seyrinde. Buraya senden iyisini değil, kötüsünü duymaya geldim. Bana en kötüsünü söyle. En kötüsü ölür. Ama ben bunun olacağına inanmıyorum. Neden? Çünkü bir hasta bütün başına gelenlere rağmen hayatta kalmışsa onun ölmesi kader değildir. Peki senden bir şey istesem yapabilir misin? Yaparım.
Abdüley'in kalbini 5 dakikalığına durdurabilir misin? Hayda. Durdururum ama... Durdurmak mesele değil. Sonra nasıl hayata döndüreceğim ve ne kadar hasarla döndüreceğim bilmiyorum. Yapabilir misin, yapamaz mısın? Amacınız ne? Yapabilir misin, yapamaz mısın? Yaparım. Kardeşim, 2 gün önce diplomanı aldın. Nereye adam öldürüp diriltiyorsun? Bu ne hadsizlik? Haddi hududu ben belirlerim Tuncay. Dünkü çocuk bu. Çocuğun dediğine bakıp Abdülhey'in hayatını nasıl riske atarsın? Tuncay, anlamıyor musun? Bizi buradan canlı çıkarmayacaklar. Eğer onlara istedikleri kurbanı vermezsek hiçbirimiz buradan çıkamayacağız. O zaman efendim, müsaade edin, doğru düzgün bir kardiyolog bulayım. Vakit yok Tuncay, anlamıyor musun? Vakit yok. Tuncay Bey haklı. Bu işin uzmanları var. Benim uzmandan çok Allah'ın yardımına ihtiyacım var. Siz elinizden geleni yapın yeter. Kimse bilmeyecek. Üçümüz, bir de Cahit. Memati? Memati dahil kimse bilmeyecek. Neden? Herkes Abdülhey'in öldüğüne inanmalı. Herkes de buna göre gerçek tepki vermeli. Hastayı nerede hayata döndüreceğiz? Morg'da. Bazı şeylere ihtiyacımız olacak. Ne yapıyorsunuz Tuncay Bey? Sana ne kardeşim? Nereye gidiyorsunuz? Morga. Niye? Ölmüş bu cihazlar, morga koyacağım. Ben de götürün efendim. Endam Hanım'la evlenemediğim her gün yaşayan bir ölüyüm. Geber kardeşim, geber. Abdüley'in kalbi çalışmış. Çalıştı. Çalıştı ama... bir daha durursa çalıştırmayacaklar. Neden usta? Çünkü Memati, kardeşimizin durumu kötü. Her seferinde daha kötüye gidiyor. Ben doktorla konuştum. Kalbi durmasa bile bu gelip gitmeler yüzünden hafızasının geri gelmesi imkansız. O usta gelmiyorsa gelmesin. Göz göre göre ölüme mi terk edeceğiz? Eski Abdüley olmadıktan sonra ben canlı cenazeyle yaşayamam Memati. Kararım kesin. Eğer kalbi tekrar durursa müdahale edilmeyecek. Karar sizin. Ben müsaadenizi istiyorum. Usta, sen emin misin?
Eminim Memati. Sen Ünsal'ı yolcula. Abi. Bir kişi daha sözümün üstüne söz söylemesin. Peki abi. Hazır her şey. Ben dışarı çıktıktan 2 dakika sonra yap yapacağını. Tamam. Yaptın mı müdahaleni? Hocam, hasta yakınları istemiyor. Ne demek istemiyor evladım? Olur mu öyle şey? Hocam, en uygun olanı bu. Lütfen. Hastanın ölüm raporu için gerekeni yapın. Ne oluyor burada? Hastayı kaybettik. Ne yapıyorsunuz siz? Hastanın kalbi durdu. Çalıştırın o zaman. Abdüley, kalk. Makine mi bu Memati'ciğim? Kalbi durdu, iflas etti. Yenisini takın kardeşim o zaman. Kalbim yok. Abdüley, Abdüley. Memati'ciğim. Bizlere düşen takdiri ilahi kabul etmek. Başımız sağ olsun. Kalp nakli yapın o zaman iflas ettiyse. Dışarıda dolaşan bir sürü lüzumsuz kalp var. Nereden bulalım kalbi şimdi? Kabul ediyorsun lan kardeşinin öldüğünü. He? Kalp lazım. Al. Benim kalbimi kes al. Memati, yapacak bir şey yok. Sakin ol. Var ulan. Var. Memati. Bunun kalbi uyar mı Abdüley? He? Memati. Uyar mı? Al şunu. Kan teslimi yapacaksınız. Ne yapacaksınız yapın. Doktor. Bak şunun karına. Memati. Bitti. Yapacak bir şey yok. Ben size istediğiniz kadar kalp bulurum. Yeter ki Abdüley ölmesin Tuncay. Memati. Memati.
usta. Bunlar delirmiş. Abdül'e yaşatmak için hiçbir şey yapmıyorlar usta. Memati. Herkes elinden geleni yaptı. Başımız sağ olsun. Usta. Usta. Ben öldürdüm. Kardeşimi vurdum. Ben vurdum usta. Ben. Dağ gibi kardeşim de nasıl kıydı felek? Metin olmak lazım kardeşim. Ağlama lütfen. Nasıl ağlamayayım Tuncay Bey? Sadece ben değil. Yer ağlıyor, gök ağlıyor, gökteki melekler ağlıyor. Ya sinirimi bozmayın kardeşim. Bırakın sediyeyi, defolun gidin. Defol. Üzüntüden Tuncay Bey bile delirdi. Ya Rabbi, bu nasıl bir acıdır? Alnından öperim seni çocuk. Ne yapıyorsun kardeşim? İnsan bir kapıyı çalar. Yüreğimize indirdin. Ambulans hazır. Bir dakika sonra bütün kameralar 30 saniyeliğine görüntüyü donduracak. Öyle çıkacağız. Anladım Tuncay Bey. Düşündüm, babam yıkayacak. Anlamadım efendim. Abdüle'yi babam yıkayacak. Cenazesini babam kıldıracak. Babam defnedecek.
Başka kimse cenaze işlerine karışmayacak. Gayet iyi anladım efendim. Bunları niye yaptın? Dediğim gibi. Öncelikle Abdüley'i kurtarmamın başka yolu yoktu. Ayrıca herkesi yokluğuma inandırınca işim daha da kolaylaştı. Kim kimin adamı, kim kimin ajanı ortaya çıktı. Mesela? Mesela Memati'ye ilk teklifi getiren adam Feller'in adamı dedim. Ünsal koşa koşa geldi. Memati'nin haberi var mı olanlardan? Yok. İsrailli'yi nasıl öldürdün o zaman? Memati üzerinden öğrendim. Bir takip sistemim var. Kimsenin haberi yok. Abdüley'i kurtaracağım derken Memati'yi kaybedeceksin. Memati'ye bir şey olmaz. Abdüley'i bir ayağa kaldıralım. Hafızası yerine gelsin. Memati'yi bir şekilde hallederiz. Bunu niye tek başına yapıyorsun? Neden bizden ya da istihbarattaki adamlarımızdan yararlanmıyorsun? Sızmadıkları hiçbir yer yok. Bunu en iyi siz biliyorsunuz. Adamlar darbe yapmaya çalışıyorlar. Darbe, darbe. Bundan daha gizli bir şey olur mu? Juntacıların en güvendiği adamları, Gladio'nun adamları çıkıyor. Üstelik gözlerinin önünden çuval çuval belge, evrak çalıyorlar. Sonra da adamları rezil etmek için belgeleri bavullarla savcıya değil, gazetecilere veriyorlar. Gazeteciler onları götürüp savcıya teslim ediyor. Sen darbe yapmaya çalışmıyorsun ki. Daha zorunu yapıyorum. Teşkilatımın bağımsızlığı için savaşıyorum. Abi kusura bakma, benim yüzümden oldu. Senin canın sağ olsun. Abi ortada bir delil yok ki. Silah yok, tanık yok. Erhan, devletin gözü karardı mı? O senin olmayan eline bile silahı tutuşturur. Sen rahat ol. Memati Baş. Gel. Geçmiş olsun. Sağ ol. Elin nasıl oldu? Bunu mu sormaya geldin? Otursana. Memati. Yakışıyor mu senin gibi bir adama böyle şeylerle muhatap olmak? Devlet seni görev başında istiyor. Cezaevini de istemiyor. Devlet adına konuşuyorsun Sayın Müsteşar. Benim lafa söze karnım tok. İcraatı göreyim. Ne istiyorsan yaparım. Hele şu Cahit Lerhan'ı bir çıkar. Ondan sonra ne istediğimi söylerim. O kolay. Cahit'le Erhan'ı serbest bırakın. Emredersiniz. KGT'nin başına geçecek misin? KGT beni kesmez. Resmi kimlik isterim. Ayarlarız. Öyle muhbir tetikçi kimliği değil ha. Senin makamın neyse aynısını isterim.
İstihbarat başkanı felç geçirdi. Yerine vekaleten biri atanacak. İstihbaratın başına geçer misin? Nerede kaldın? Dönerken yolumu şaşırdım. Almış Mücahit istediğin kitapları? Detaylı bakmadım ama çoğu var. Ne diyorsun Abdülay'a? Bu gece uyandıracağım. Neler olacağını birlikte göreceğiz. Hipnozu deneyecek misin? Evet. Yok yok. Sen acımasız bir baba olacaksın. Neden? Açlıktan öleceğiz ikimiz de. İki dakikaya hazır balıklar. Ne dedim peki ortak? Ne diyeceğim, kabul ettim. Sen ne diyorsun ortak? Vallahi sana istihbarat başkanlığını yedirirler mi acaba? Yedirirler mi, yedirmezler mi bilmem. Ama başkanlıktan aşağısına Ünsal için kılımı bile kıpırdatmam. Polat ne diyecek bu işe? Oyun mu oynuyoruz burada ortak? Usta dedi ki bıraktım. Bıraktım demek başka, istihbarat başkanlığı başka. O memlekete hizmet etmezse biz ederiz. Biz derken? Benim adıma konuşma ortak. Ulan devlet seni çocukluğundan almış büyütmüş. Şimdi bana gelince mi emekli oldum ayağı çekiyorsun? Hele bir benimle olma. Bak bir gün seni içeriden çıkartıyor muyum? Daha görevi almadan başladın onlar gibi konuşmaya ortak. Ya çalışacaksın ya içeri gireceksin ha? Bundan sonra böyle. Mafya dönemi bitmiştir. Kimin teklifini kabul edecek Memati? İskender'in mi Ünsal'ın mı? Ünsal'ın. İstihbarat başkanı teklif etmiş. O kadar da değil. Vallahi Memati havaya girmiş bile. Hani bunlar işi bırakmıştı? Memati biraz da Polat'a inat bu işe giriyor galiba. Polat biraz daha tatil yaparsa Memati meclise bile girer. Memati meclise bile girer. Parti bile kurar. Sırf gıcık etmek için. Nasıl oldun baba? İyiyim kızım. İskender'le görüşecek misin? Evet. Yanına gidiyorum şimdi.
Git ona Memati'nin Ünsal'la anlaşacağını duyduğunu söyle. Var mı gerçekten öyle bir şey? Var. Hazır mı? Hazır. Önce bana bazı şeyleri anlatacaksın. Ondan sonra dosyayı sana vereceğim. Polat bu işin içinde mi? Hı? İçinde. Ya Memati? Değil. Polat Memati'siz iş yapmaz. Sen bana yalan söylüyorsun. Abi, Cahit Bedri Fincancı ile buluştu. Neredesiniz Kazım? Tamam Kazım, geliyorum. Ben gelmeden Cahit çıkacak olursa silahı kafasına daya. Gelincim, gel. Sana bunu kim yaptı? İskender Büyük'ün kaburgası o kadar kalın ki kimse ona bir şey yapamaz. Sen Memati'ye ne teklif ettin? Benim için çalışmasını. Çalışmazsa bir ömür içeriden çıkamayacağını söyledim. Ünsal Memati'ye istihbarat başkanlığı teklif etmiş. Ne etmiş, ne etmiş? Hadi siz babasının koltuğunu mu vaat ediyor? Memati de kabul etmiş. Devleti bu kadar sahipsiz bırakırsan olacağı bu. Bunlar kendilerini ne zannediyorlar? Osmanlı'da mıyız? Onbaşı paşa olsun, çapulcular başkan olsun. Senin uykun gelmedi mi? Yok canım. Sen yat. Ben biraz daha kitap okuyacağım. Herhalde fazla oksijenden başımı yastıktan kaldıramıyorum. Ondan değil. İyi geceler canım. Allah rahatlık versin. Thank you.
geldiler mi? Bedri gitti abi. Cahit tek. Ne yapıyor? Bir şey okuyor. Demedim mi benim arkamdan iş çevirmeyeceksin diye? Çekil! Bedri ile görüşmeni ihtiyarlar mı istedi? Bedri ile ne işler çeviriyorsunuz? Abi seni ilgilendiren bir şey değildi. Asıl bundan sonra hiçbir şey seni ilgilendirmiyor Cahit. Memati abi, sen en iyisi bunları Polat abiyle konuş. Biraz direndi ama ilaçlarla hipnoza hazır duruma getirebildim. Ona uygulanan hafıza öteleme tekniklerini tersten yapabilirsem yeniden eski bilincine dönebilir. Durun Polat Bey. Önce biraz konuşmamız lazım. Usta! Nerede lan usta? Öbür taraftadır abi. Öbür taraf neresi? Telkinlerde bulunduğum esnada
Herhangi harici bir ses olmamalı. Ormanda ne sesi olacak? Beklenmeyen ani şeyler olmamalı. Ve geçmişte sorunu olan herhangi birini de görmemeli diyorsunuz. Evet. Başarıya ulaşabilmem için kendisini güvende hissetmesi şart. İstiyorsanız ilk etapta burada olmayın. Olur. Tüm dikkatim bu taşın üzerinde. Taş sağa ve sola sallanıyor. Sağa, sola. Tıpkı bir yatın denizde ilerlediği gibi. Sağa, sola. Sağa, sola. Şimdi 3'e kadar sayacağım. Ve sen gözlerini kapatacaksın. 1 2 3. Rahatlıyorsun şimdi. Tüm bedenin gevşiyor. Denizde bir yattasın. Uçsuz bucaksız denizi izliyorsun. Yanında kimler var? Yalnızım. Hayır, yalnız değilsin. Dostlarım var yanında. Ben yalnız doğdum. Yalnız büyüdüm. Dostum yok benim. Ne yapıyorsun burada? Birileri var. Gördüm canım. Hadi sen eve dön. Polat! Eve dön Ebru. Al bunu. Hadi.
dostlarını hatırlamıyor musun? Benim dostum yok. Var dostlar. Polat Alemdar senin dostun. Memati Baş senin dostun. Hayır. Onlar beni öldürmek istiyor. Abdülhey!